da ya en son videosunu seyretmediniz mi? Annenize babanızı odaya kilitleyin oy vermesinler. Yani şimdi bu da mı şaka? Yani bütün Yok de, gerçek. Şakalar bir ya iyi de Gürkan Acır onu söylüyor öbürünü söylüyor oluşturduğu bir iklim var. Ya, bu iklim hoş bir Hacı iklim bu kadar değil. Bunun yanında ben ya. e, dokunulmazlıklarla ilgili de son sözümü söyleyip bırakıyorum. Ama bir söz, bir cümle. Kürsü çünkü. dokunulmazlığı Hı. muhakkak olmalıdır. Her milletvekili istediğini söylemelidir. Ancak Polise tokat atıyorsanız, PKK terör örgütüne destek verirken görülüyorsanız bu noktada dokunulmazlık olmaz. Bu sefer karşısında karşınızdakinin e, hakkını gasp etmiş olursunuz. Bütün partiler için söylüyorum. Peki Mürkan seninle devam etmek istiyorum. Anka Park meselesi. Evet. 19 dakikamız var. Evet az kaldı. Çok az bir süremiz bir... kaldı. Ya şimdi Anka Park meselesi artık ülkenin neredeyse gündeminin birinci maddesi oldu. Kaç gündür Türk televizyonlarında bu konu konuşuluyor. Ee, ama o gün bizim canlı yayınımıza Melik Gökçek bağlandı. Ee, Taksim Meydanı programına. Ee, birkaç başlık ne çıktı derseniz şunu söyledi. Dedi ki bir kere e, şey dedi 801 milyon dolar yok dedi. 450 milyon dolar dedi. Evet. Peki nasıl çıkıyor bu rakam dedik. KDV'yi ekliyorlar dedi. Şimdi KDV eklenir ama hani Melik Gökçek diyor ki o devletin bir cebinden giriyor öbür cebine çıkıyor. KDV'yi saymayın diyor başka şeyleri de söylüyor. Başka belli ki kalemler de o tutarın Bu belediyenin ekonomik olarak yönetimi anlamında doğru mu? Hayır, yani hayır belediyenin de... cebinden giriyor, devlete çıkıyor. Bilmiyorum. E belediye tabi neticede belediyenin kasasından çıkmış oluyor o para. E, devletin hazine ve maliyesine girmiş oluyor. Ona devlet bütünlüğüyle bakmak doğru değil. Evet. E, çünkü neticede belediye zora giriyor. Belediye kendi ödemelerini yapar. Belediyenin zor... borcu da, borç, vergi borcu da borç Doğru, borç, borcu borç da borç yani. Tabii. 450 milyon dolar var dedi. Hı hı. Şimdi ardından iki önemli şey daha söyledi. Bir tanesi e, kendisinden sonra görev başı yapan e, eski Sincan Belediye Başkanı, geçici bir sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Tuna'ya oldukça sert e, ifadelerle yüklendi. Hatta katletti dedi. Sahip çıkmadı dedi. Sahip çıkmadan ötesi katletti dedi. Bu projeyi katletti dedi. Ee, suçludur. Onu da günahı, onun günahı vardır dedi. Ee, Mustafa Tuna için. Ardından Mansur Yavaş'a da yüklendi. İşte dedi ki o da dedi çürüttü dedi burayı dedi falan. Şimdi Mansur Yavaş cephesinden ise bunu tamamen reddeden, tamamen bunu yalanlayan ifadeler, bu ifadeleri yalanlayan açıklamalar geldi. Nedir onlar? İşte biz e, defalarca mahkemeye başvurduk. Onların belgelerini de gönderdi bana şey. Volkan Gültekin. Ee, biz defalarca mahkemeye başvurduk. Burası soygu soyuluyor, soyulabilir. Soyulduğuna dair 80-90 tane örnek var. Bunları lütfen güvenlik için en azından bizim girmemize müsaade edin. Girilsin diye dedik diyor. Fakat bu uyarılarımız cevap almadı. Mahkemeden de buranın devir teslimine ilişkin harekete geçilmedi diyorlar. Öyle veya böyle sonuç itibariyle bir büyük kamu zararı oluşmuş. Gözüken o. Bu saatten sonra bu kamu zararının kaldırılması da pek mümkün değil. Yani orayı açalım, şey yapalım değil. Şimdi ben o günkü programda moderasyonda bulunduğum için hani Hacı'yla tabii doğal olarak böyle bir tartışmaya, polemiğe giremedim. Ancak Hacı dedi ki ne var ki dedi işte en azından park yapılmış, yeşil alan yapılmış bu kadar metrekare. Ama mesele orada yeşil alanda kaynaklanmıyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Ben de Ankara'ya gittiğimde gideceğim. Bugün Volkan Gültekin beni de davet etti cumartesi günkü geziye hani Anka Park gezisine ancak gidemedim gidemeyeceğim ama ilerleyen günlerde gideceğim TV Ankara'da. Deniz Gürel arkadaşımız izleyecekmiş, i̇zleyecekmiş Ankara temsilcisi. Evet. Onu da davet etmişler söyleyelim Ondan sonra ee, gideme, gide gidemedim gideceğim. Gittiğimde bakacağım, göreceğim ama şu ortada bir kamu zararı var ve bu saatten sonra da orası artık bu kamu zararının ne kadar düşürülebilirse ne kadar zarardan dönülebilirse o kadar kardır denilecek bir tabloda ee, ve bunun bak şimdi şöyle bir tablo vardır ee, Erdoğan Aktaş biz şunu sorabiliriz her bütün tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum şunu sorabiliriz ilk kez yapılacak bir büyük böylesi büyük bir e, tematik park için bu kadar büyük yatırım yapılıp bu iş işletmecinin şeyin omuzlarına bırakılır mı? Sorulması gereken doğru soru budur. Daha önce böyle bir bu denli büyük park yapılmış mı? Melih Gökçe'nin beyanına göre yapılmamış. Dünyada da eşi benziyor. Ama bu suç Hayır, değil benim ki. Melih Bey'in yani. beyanı değil. Bu Avrupa'nın en büyük Kendisi söyledi. Var. Kendisi Yok, söyledi. Avrupa'nın en büyük, yani otoriteler Avrupa'nın en büyük teması. Hayır temat. o başka bir tamam, şey. Tamam şey onu söylüyor. diyorum büyük yani. Ben büyük, küçük, küçük dün, demiyorum. Yapılmamış yani evet. Şimdi yapılmamış bir şey ilk kez deniyorsunuz. Kamu maliyesinin, kamu bütçesinden deniyorsunuz ve bu iyi sonuçlanmıyor. E bu her siyasiye fatura çıkartır bu iş. Şimdi bakın, Space, Space X, X e, şeyini, e, roketini, Elon Musk uçuruyor, değil mi? Gönderiyor, göndermeye çalışıyor. Kaç kez başarısızlığa uğradı? Gürkan, dehşet bir belgesel var. Evet, ilgili. şeyde e, Netflix'te, Netflix'te dehşet evet. bir belgesel düşüş, var. Düşüş, izleyin, muazzam. Evet. Ama o kendi cebinden yapıyor. Evet. Aradaki fark bu. Kendi cebinden istediği sonra kadar. NASA sonra yapıyor. NASA ile işbirliği yapıyor. Sonra NASA ile yapıyor ama alıyorsun. evet. Sonra yapıyor ama başarıya da ulaştırıyor. Şimdi e, kendi kesenizden yaparsanız dünyanın en büyük projelerinde deneyebilirsiniz ama kamu hazinesinden olunca bu tartışma yaratıyor. İşte tartışma da buradan çıktı. E, Mansur Yavaş cephesinin iddiaları çok daha sert. Çok daha şey. Savcılığa başvuruyorlar. Savcılığa başvuruyorlar. Artı bu şey işletmeci şirketle ilgili iddiaları var. Bunlarla ilişkin iddialar bunları da savcılığa taşıyoruz diyor. Vesaire. Meral Hanım Meral Akşener orayı gezdiğinde çok sert ifadelerle yüklendi. Çok sert. Ee, evet. Dolayısıyla Anka Park meselesi artık tadı kaçmış bir proje. Ee, ve Orası artık sadece bence bilmiyorum tabii ayrıntısını görmek lazım ama bir tematik park olmaktan ziyade bir yeşil alan bir işte park bahçeler bütünü olarak değerlendirilse herhalde en hayır hah iş yapılır gibi geliyor. Çünkü oyuncaklarla vesaireler onların tamiri mesairesi bilmem nesi. Bir de böyle Ankara'da böyle bir popülasyon var mı? Bu kadar şey olacak mı? Rusya Ukrayna savaşı çıkmışken Rus turist gelmezken Ukraynalı turist gelmezken Bunlar nasıl olacak? Dünya baş, bambaşka iklime gitti. Bunlar hepsi projeksiyon, bunlar hepsi planlamaydı. E, buralarda belli ki çok büyük hatalar yapılmış. Tabii ihmalleri ve şeylerin olmadığını düşünüyoruz. Yani kasıtlı bir takım şeylerin yapılmadığını varsayarak böyle düşünüyoruz. E, bunları e, ben geçen hafta pazartesi günkü Taksim Meydanı programında e, gözlemlediğim, ee, bağlantılar, bana gelen mesajlar çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bana mesajlar attılar. Sayın Melih Kökçek de hattımızdaydı, yayınımızdaydı. Böyle bir olaya döndü ama altını bir kez daha çiziyorum. Melih Kökçek sadece Mansur Yavaş'ı suçlamıyor. Melih Kökçek, Mustafa Tuna'yı da doğrudan suçluyor. Mansur Yavaş'ın orada bir günahı yok ki.